Tamam dedim. Ama şirket kurduk. Yavuz, ben, Arif Keskiner. Ama satamıyoruz dedi. Satacağız da para alacağız da çekeceğiz, olmuyor. O zaman dedi ki Yavuz Tarık dedi, Cüneyt Arkın'a teklif edelim bunu dedi. İkiniz beraber, iki star ilk defa Türk sinemasında yan yana olur mu? Ben bir gün düşündüm, ertesi günü geldim, dedim ki tamam. İki tane rol ver. Bir maden işçisi, bir maden işçisi lideri. Dedim Cüneyt hangisini kabul ederse etsin, ben kabul ediyorum. Filme değinmek istiyorum. Burada Maden filminde Cüneyt Arkın gibi büyük bir aktör var. Cüneyt Arkın neden tercih edildi bu filmde? Yönetmenin tercihi miydi, yoksa Tarık Akan'ın mı bir tercihiydi? Yani bundan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Maden filmi aslında Yavuz Özkan'la Tarık Akan'ın ortaklaşa ürettikleri, evet, bir projedir. Hatta bu konuda her ikisinin de birlikte yatırım yaptığı söylenir. Hı-hı. Yeşilçam sektöründe. Bu filmin biraz daha cazip hale gelmesi, daha çok kitlelere hitap edebilmesi bakımından, daha geniş kitlelere hitap edebilmesi bakımından Cüneyt Arkın, ardından da Halil Ergün gibi iki, evet, dev sanatçı daha filme davet edilmiştir, filmin kadrosuna. Aslında bu oyuncuların filme dahil edilmesi her ikisinin de, Yavuz Özkan'la Tarık Akan'ın ortak kararıdır. Burada kendine çok güvenen, kendi kişiliğini tamamen özgüvenle ortaya koyan bir aktörden bahsediyoruz. Yani karşısındaki oyuncu ne olursa olsun o her zaman kendisine güvenen, kendisinin de onların arasında hiçbir zaman aşağıda kalmayacak şekilde oynayabileceğine inanan bir kişiliktir. Evet. Ve nitekim bu kişiliği ona onların arasında sıyrılarak en iyi erkek oyuncu ödülü kazandırmıştır. Evet. Bu da ilginç. Peki efendim, teşekkür ederim.